İyi akşamlar sevgili seyirciler, iyi pazarlar. Yine sizin kanalınızda, sizin programınız Beyaz Futbol'da, Beyaz TV'de sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin efsane kadrosu Gökmen Özdenak, Abdülkerim Durmaz, Ahmet Çakar ve Sinan Engin'le karşınızdayız. Ahmet Çakar'a sıhhatler olsun diyoruz, saç tıraşı. Çok güzel olmuş hocam, gerçekten güzel olmuş. Böyle daha da bir gençleşmişsin. Abdülkerim abiye 2 haftadır kahve vermekten kanalda kahve kalmadı. Artık soğuk bir su içiyor kendisi sürekli olarak. Geçmiş olsun Abdülkerim abi. Apo geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sana sürekli tweet atıyorum. Tweetlerime cevap vermiyorsun, onu da söyleyeyim. Attığım tweet'i görebilirsiniz. Ertem Şener tweet'i görebilirsiniz. Gökmen abi hoş geldin. Buyur, sen hoş de. Bulduk. Yine çok yakışıklısın. Sinan abi her zamanki gibi yine. Çok şık. Nasıl bir göster bakayım? Bugün Fenerbahçe renkleri giydim. Olmaz Sinan. Yani, arkan mavi, önün mavi, üstün mavi olmaz. Hocam olur ya. Olmazsa da olduğu kadar ya. Olduğu kadar. Hocam bugün Fenerbahçe renkleri oldu. Fenerbahçe renkleri. Fenerbahçe. Serkan bir resmi çeksene Serkan. Bir Instagram yapayım şöyle bir Fenerbahçe renklerimizle. Sinan abinin fotoğrafı çekilirken şunu söyleyelim. Gazeten Foto Maç'taki yarınki başlığım dinledim. Kocaman tesadüf. Çok güzel. Kocaman tesadüf. Yazdırırken dinledim. Sağ olsun Sinan abi de okudu, beğendi. Teşekkür ederim. Sinan abi mikrofonunu düzeltecekmişsin. Bir sana zahmet. Önemli bir konu var. Hocam bugün rüya gördün mü bu gördüm, aralar? Gördüm. Ben gün aşırı rüya görürüm. Gördün mü rüya? Abi tabii gördüm. Ne gördün rüyanda? İlerleyen saatlerde anlatırım ne gördüm. Yani şampiyon, yani şampiyonluk adayında ilgili yani ne gördün? Ya anlatacağız ilerleyen dakikalarda anlatırız rüyayı. Yani şampiyonluk adayını bizimle yazar mısınız Arfa? Olur. Yazarım isterseniz yazarım tabii. He? Yazarım. Ahmetciğim geçen programda yine rüya gördüm. İkinci rüyanda şunu söylemiştim. Bir yerine dikkat et, açık bırak gözün, onun için rüya görüyorsun. Bilmiyorum yani. Kapalı Kusura mıydı, açık abi. Mıydı? Ha, çok merak ediyorum. Bu aynen, sefer rüyanı merak ediyorum yine şampiyonluk adayına ile ilgili. Hakikaten. Dördüncü koşuda Aykut'un atı gelir. Tövbe tövbe. Fenerbahçe takımına sallamıyor. Bugün çok iyi mücadele etti Fenerbahçe. Sergen Yalçın. Nereye Konya Spor'un yeni teknik direktörü oldu hocam. Hakikaten senin mi? Evlat. Ne çabuk ya. Mehmet Özdirek gitti. Sergen Yalçın ne geldi. Malatya ya. Spor kazandı. Sergen Konya'da falan mıydı? Maçta mıydı acaba? Bu kadar çabuk nasıl buldun hocam? 1,5 yıllık anlaşma sağlanmış. Mehmet Hoca ile yollar ayrıldı. Ha, Mehmet'le hemen ayrılıp da arkasından hemen Sergen'le anlaşması enteresan. Sergen orada mıydı? Telefonda anlaştılar herhalde. Sergen bilmiyorum. Konya'da mıydı acaba? Bilmiyorum ki. Hayırlı olsun Serci. Serci. Serci hayırlı olsun Serci. Hadi bakalım. Sergen Yalçın orada. Sevgili seyirciler, Fenerbahçe Akhisar Şoku. Abdülkerim abi. Efendim. Manşetin nedir? He? Kol manşetin değil ama. Ne? Fenerbahçe 2, Akhisar 3. Gazete müdürü müyüm ben? Ben ne manşeti? Manşet niye böyle sürat darmadağın olmuş gibisin? Uykudan yeni kalkmış gibisin. Allah Allah. Ben her neyse ne manşeti? Ben manşet falan vermiyorum kardeşim. İbo Grande'yi tebrik et. Ne oldu yine? Önemli bir haber mi geldi yine? WhatsApp'tan yazarsan. Yine önemli haber. İbo Grande'yi tebrik et. Kimi? İbrahim Görücüoğlu'na. İbrahim Ağa. Akhisar kazanır. İtalyan İbrahim abi. Akhisar kazanır dedi. Grande İbrahim. Maçın içinde de beni vallahi aradı. Tebrikler. 1-1, 2-1, 3-1 olur, 4-1 de olur dedi İbo. İbo Grande tebrik ediyorum. Hak ettim bunu. Evet, tebrik ediyorum İbo. Abdülkerim abi, senin için kahve bulamadık ama bir köfte hazırlamış arkadaşlar. Gökmen abi bu ısrarla bunu hazırlattı. Hakikaten çok güzel. Dedi ki madem dedi köfte, madem kahve yok dedi, kardeşime dedi köfteler benden dedi. Gökmen abi buyur. Hakikaten çok güzelmiş. Afiyet olsun canım kardeşim. Afiyet olsun. Sen de. Sen de. Abi dedik sana. Sen de mi yani? Ya sen, şimdi önce ben orada bir tane. Şimdi aramızda şöyle bir şey var bak. Galatasaray Fener Beşiktaş arasında. Sana ne oluyor? Fener Galatasaray Beşiktaş arasında bu tip böyle kalsın. Birbirimizi kızdırmalarımız ya da kırmadan, üzmeden. Bu şekilde birbirimizi olur, kızdıralım. Olur, bir tane anket yaptım. Anlatabiliyor muyum? Daha ağır eleştiri falan olur. Böyle senin mümkün canın sağ olsun abi. Seninki hadi sen bizim büyüğümüzsün, abimizsin. Tatlı esprilerini kaldırıyoruz da bazıları var, bazıları daha maçın içinde 2-0'ken tweet atıyorlar bana. Şimdi mesaj çekiyorlar. Daha maçın içinde yani. Bir anket akşam yaptım. Köfteciye gideceğiz, bir şeyler. Ben bir onlara yapacağımı yaptım. Biliyorum ama tamam bekleyeceğim. Diyorlar, abi. Apo, bir anket yaptım. Size soruyorum. Fenerbahçe bugün neden yenildi? 1. Bana bir şey yorgundu. Sormaz. 2. Kötü oynadı. 3. Çok kaçırdı. Hocam anormal değil benimki. Seninkisi gibi anormal değil benimkisi. Evet. 4. Kadro yeterli değil. Ağırlıklı buradan ne çıkar sizce? Bana göre çok ciddi bir şıkkı eksik koymuş. Yorgundu. 4. Kötü oynadı. Çok kaçırdı.
Kadro yeterli değil. Voley'de yaptığım anket bak, bunda ne? Bak utanmaz herife bak. Bir de ne? Abi diyor. Ağırlıklı olarak bunda ne çıkmıştır sizce? Kötü goller yedi. Bir daha bana abi falan deme. Ben üç, üçüne de bundan katılmıyorum. Birkaç şey, hafta öncesinde bundan birkaç hafta öncesinde özür dilerim. Ertemciğim bu saatte Akhisar köftesi istiyorsun ama nereden bulayım demişti sevgili Abdülkerim abi bana. Ben de bugün dedim ki bu tweet'i hatırladın mı Abdülkerim Durmaz abim? Gel bak ben sana köfteleri kendi elimle onu yaptım. Onu bir durdur da. Onu bir durdur da. Şu hı-hı söylediğimle ilgili, şıkla ilgili. Hazırlıyorlar ya onu hayır, şimdi. Hayır, tamam. O dursun oraya ekranda o. Yorgundu %14 çıkmış hocam. Kötü oynadı %34. Çok kaçırdı %8. Kadro yeterli değil %43 demiş Fenerbahçeliler. Evet. Yani ben de aynı fikirde. Bir tane yani daha kim onu demiş? Bir tane de en yok, alttakini. Yok. Bunu halk 9349 oy kullanmış. Taraftar Fenerbahçe taraftarı. En altı da şunu diyecek. Mesela ya ben bir şey söyleyeyim. Bugün toplu oynama süresi ne? Aykut Kocaman koşu mesafeleri söylemediği. Hocam %65'e %35 falan bir yüzde oynadı Fenerbahçe. Tamamıyla top Fenerbahçe'de ve tek kale bir maç oynandı. Ve tamam. Fenerbahçe takım bugün hakikaten çok mücadele, çok koştu. Şanssızlıktı. Fernando'nun pozisyonu sen var. Sen bize kafa mı yapıyorsun Allah aşkına ya? Falan filan. Valla bu var ya bu Sinan Engin ben, ya bizde kafa yapıyor. Ben. Ya da Fenerbahçe taraftarının sinir uçlarıyla. Sen sinir Fenerbahçe'nin sinir uçlarıyla mı oynuyorsun? Ya ben niye Ertem sen niye bizim konuşturmuyorsun ki yani? Devamlı köfte möfte tweet bir şeyler koyuyorsun. Bir şey anlatıyorum Erto. Hayır ben kesmedim ki seni. Ben senle kesiyorum dedin. Hayır o konuştuktan sonra dedin. Beni kesmedim ki seni. Hayır beni hiç konuşturmuyorsun. Ben bir şey anlatıyorum bak burada. Çok güzel sen bir şey anlatıyorum. Sen bir şey anlatmıyorsun. Ertem. Sen şimdi ince ince bizden çiğ geçiyorsun. Bak seninle beraber içeride. Ertem ne dedim mi? Ya Sinan abi Fenerbahçe boğuyor demedin mi? Boğuyor tek kale evet, evet demedik mi tek evet kale oynuyor boğuyor o altı pas içinde geçiyor evet abi tek kale oynuyor Fenerbahçe bakma bugün Fenerbahçe şanssızdı girdiği pozisyonları değerlendiremedi. Sen doğru mu konuşuyorsun tek kale oynadı %65'e %30 abi niye gülüyorsunuz Fenerbahçe bugün hakikaten çok mücadele etti ya sen ne diyorsun ya? Sinan ya bak Sinan ben beni yani, alsana aradan ya. Tövbe estağfurullah ya. Vallahi billahi. Hakikaten siz niye gırgır falan mı zannediyorsunuz? Açacağız gırgırı sen geçiyorsun. Abi tek yani kale oynamadın Fenerbahçe. Ya sen ne konuşuyorsun arkadaşlar, ya? Arkadaşlar %65'e %35 bir top yüzdesiyle oynadı Fenerbahçe takımı. Bütün her şeyi yaptı. Sadece golü atamadı. Her şeyi onun yaptı. Onun dışında bir sürü pozisyon var ha. Futbolcu kalitesine baktığın zaman tamam. Ya her şeyi sattı yaptı derken Sinancığım. Sadece golün dışında. Sen yenilen golleri hatırlamıyor musun ya? Abi siz niye gülüyorsun? Ben yanlış bir şey mi söylüyorum? Yanlış. Baştan aşağı yanlış bir şey söylüyorsun ya. Abi Fenerbahçe tek kale oynadı bugün ya. Ya yürü git Sinan Allah aşkına bırak Allah. Bak vallahi biz aynı maçı mı seyrettik Sinan? Ne diyor ona ya? Ya sen anlaması renkleri mi karıştırdınız? Ya Fenerbahçe bugün tek kale oynadı. Bir şey vardı ondan dolayı. Ya Fenerbahçe bugün tek kale oynamadı mı? 65-35 bir yüzde var yapmayın. Başım ağrıdı vallahi başım zaten ağrıdı. Zaten ayıp tarafı Fenerbahçe'nin o ya. Eleştirilmesi gereken tarafı Beşiktaş'ı. Fenerbahçe'nin o. Beyler kontrataklarla. %65'e %35 yapmayın ya. Bakın kontrataklarla. 3 tane gol yemiş. Kontrataklarla oyuna geldi. Hakim. Nasıl tane, oluyor bu bir tane ölü toptan. Ölü toptan. Frikikten yani onun dışında ölü toplardan. Ve tamamıyla kontratakta ve gelen gol nasıl oldu. Ya? Kaçırdığı gol var mı ama Fenerbahçe takımı tek kale öndü ve boğdu. Yapmayın ya. Kaçırdı ben, gol mü? Bak samimi olarak söylüyorum ya. 2 tane de Kameni kurtardı ya. Abi kurtarsın ya, da devre yani. Ya kardeşim devreyi biz 4-0 öndü. Neredeyse geride gireceğiz. Bütün bunlar nasıl oluyor ya? Adam 40 kişinin içinden ilk golü kafayla atıyor. Senin bugün Fenerbahçe'yle ilgili. Peki senin ayıp ya. Vallahi ayıp billahi ayıp ya. Şaka peki senin Fenerbahçe'yle ilgili görüşünü alıyorum. 3 tane gol yemiş ya. Fenerbahçe. Abi 3 gol yedi ama. Fenerbahçe'nin 3 gol yedi ama bir de ama aması da var. 3 gol yedi ama %65'e %35 top yüzdesi oynadınız. Pas yüzdesi sizde. Tek kale oynadınız. Boğdunuz. En son bir tane daha net pozisyon var. Soldado'nun girdiği pozisyon. Değil mi? Olmasın. Onun dışında. Ya, bir tane... Abi kaç tane pozisyonunuz ya, var? Yapma gözünü seveyim. Abi bu futbol enteresan. Fernando'nun pozisyonu bana göre penaltı. İttiyor arkadan olur. Penaltı. Bunlar verirse Fenerbahçe bugün aynı şeyi söylemeyeceksiniz abi. Aykut Kocaman'ı şu an uçuracaksınız. Fenaltı müthiş olacak. Takım müthiş diyeceksiniz. Ben Aykut Kocaman'ı her zaman uçuruyorum. Skora göre uçuruyorum. Konuşmayın. Uçuruyorum. Fenerbahçe futbol takımı bugün kötü oynamadı. Neye göre oynadı? Sinan ya, neye göre konuşacağız ya? Tek kere oynadı. 3 tane yemiş Fenerbahçe kendi sahasında. Yorgun. Kendi taraftarının önünde yapmayın. Çocuklar bu yorgun mu be kardeşim? Ne yorgunu taş mı taşıdılar ya? İnsanlar abi, insanlar madende çalışıyor. Sabah 7'de gelip aynı şey abi. Sabah yorulmuyor kardeşim. Abi 2 tane ağır Beşiktaş maçı oynadılar. Ya bırakın arkadaşlar. Allah aşkına ya. Ayıptır bu.
Ne abi, bırakın Sinan abi, Akhisar'da Galatasaray'la oynadı ama. Bir de bu rotasyon denen işi kim bulduysa dünya futbolunda Allah belasını versin. Tövbe tövbe, selami kavle. Allah Allah, kim ya. Kim bu rotasyon denen dalgayı bulduysa dünya futbolunda. Ya niye bela anıyorsun Abdülkerim abi? Kardeşim bela okumayalım. Bela gelir bunu. Seni Türkiye'de, bulur, yapma. Türkiye'de de moda Abdülkerim ya. Abdülkerim abinin tweetini bir görebilir miyiz? Herkes rotasyoncu oluyor. Tweet gelsin. 3 günde bir takım 7 kişi 6 kişi değiştiriyorlar. Neymiş, yorulmuşmuş. Bir futbolcu 3 günde... Fenerbahçeli kardeşlerim, kendinizi çok üzmeyin. Hocam ne yazmış? Attığım tweetle söylediğim bir değil ki. Fenerbahçeli kardeşlerim, kendinizi çok üzmeyin. İstatistiklere baktım, koşu mesafelerinde Akhisar'ın çok üzerindeyiz. Buyur abiciğim. Yönetime ve hocaya hep destek, tam destek. Buyur. De buyur ya. Benim dediğimi aksini söylüyorsun abo. Bak ya, aynısını. Ya bak Sinan, senin şimdi ne yaptığını biliyorum da. Yalnız bunu tweet'i koyduğun iyi oldu. Kusura abi bakmasınlar ben... ama bu Twitter aleminde öyle salaklar var ki. Evet evet. Şu dinle oğlum ya. Aa deyip durma oğlum. Şeyimi kaçırttırıyorsun bana ya. Şu tweet'i gerçek zannedip buradaki ironiyi anlamayıp yönetime, hocaya yalakalık yapıyorsun. Ama sen bunu zannettin. Sen de salaksın. Bu da salak. Sakin. Bu da salak. Sinan salak değil. Sinan şeytanlık yapıyor ama sen harbiden salaksın Ertem. Kusura bakma. Ya deme bak. Ayıp. Ben de öyle zannettim diyorsun. Bir de evlat diyorsun ya. Koşu mesafelerinde diyorum. Üstün çıkmışız diyoruz. Abi bir dakika dur. Popo. Ben sana söyleyeyim. Ben de bilmiyorum ben bunu. Harika bir istatistik yapmışsın. Hadi yeni güne veriyorum. Maç analizi bu. Tebrik ediyorum. Maçtan önce mi, maçtan sonra mı? Maçtan sonra abi. Maçtan önce mi diyorsun? Hepinize teessüf ederim. Maçtan önce diyor, koşu mesafelerini diyorum. Koyma. Maç hocam, olur mu Gökmen bir abi? Bir şey söyleyeceğim. Ya. Apo'nun yapmış olduğu analiz müthiş. Takım bugün şahane. İroni yapmış. Ya buradaki ironiyi anlamayan sana ne karışı ya? İroni yapmış. Destek veriyorsun diyor. Ya ben burada ironi yapıyorum kardeşim ya. Abi ben nereden anlayayım? Bizim hocamız var ya, koşu mesafelerine kafayı yoran, en çok koşanı oynatan. Kimse bana kızmasın. Kimse bana kardeşim, ayıp ya. Bana ablam mesaj attı şimdi. Abdülkerim'i terlikle bekliyorum. Sana o sözü söylediği için ben bu terliği ona yedireceğim diyor. Ama sen beni sinir, özür dilerim, doğru ağzımdan kaçtı ama. Bak abla deyince nasıl korkuyor görüyor musun? Bir de senin zaten üzgünüm, bir de evine gidip dert anket. Ama bak Ertem, ben hocamın attığı tweet'i de. Ama bir dakika, ben Ertem millete diyorum ki bunu Sinan abinin anketi hazırım. Anlamayacak kadar gerizekalılar var diyorum. Sen de diyorsun ki ben de o gerizekalılar gibi anladım diyorsun ya. Ama ben de öyle anladım ben diyorsun. Ben seni Fenerbahçe'ninle konuşacağını ama düşünmedim hiç. Ya kardeşim, bu Fenerbahçe'nin aleyhinde değil bu. Fenerbahçe'yi bu hale getirenlerin aleyhinde. Şu an ben okudum. Fenerbahçe'yi kim bu hale getirsin? Evet, onların aleyhinde. Evet, şu an ben bunu okudum. Apo'nun anketini bir daha getirin. Tweetini. Ben... Ne anladın? Sen de mi öyle anladın? Evet, ben Fenerbahçe'ye bugün... Abi niye sen yani? Sadece top giremedi. Fenerbahçe'yi yiyor. Sen niye kızıyorsun abi? Bakın şu gördüğün tweette bugünkü Fenerbahçe'yi şahane... Abi hocana destek ol. Şampiyonluk gitmek. Oluyorum işte bak. Yanındaki oluyorum. Yanındaki yok mu? Oluyorum. Gece arkadaşım. Oluyorum işte. Hani buradan beraber gidiyorsunuz çorba içmeye beraber. O ne dedi? Şampiyon Fener dedi, yazdı. Birazdan yine yazacağım. Vereceğim. Bir dakika. Şimdi ben bu akşam başka bir şey yazacağım. Getirin. Çocuklara söyler misin? Getirin. Saat tam 12'yi 5 geçe. Hocaya getirin. Zarfımı getirin. Keçeli kalemimi getirin. Beyaz kağıdımı getirin. Getirin abi. Şampiyonu yazayım size. Getirin arkadaşlar. Bu arada Ahmet Sinan abi, senin voledeki anket yok Sinan mu? Abi. Bir dakika, ne dedim? Ne helal olsun dedim. Abdülkerim abi için. Abi helal olsun, çok iyi analiz etmiş Fenerbahçe'yi. Abi futbolda her şey sonuca göre konuşmayın. Geçen hafta bence Aykut Kocaman müthiş. Bence de güzel bir analiz yani. Ondan evvel Aykut Kocaman müthiş. Bugün kaybetti diye. Kaç tabii tane pozisyon var kaçan? Gökmen kaç abi tane? Çok güzel bir yorum 65 yaptı. 65-35. Maçtan önce yaptı diye. Abi gülmeyin. Bakın gırgır zannediyorsun. Fenerbahçe takım bugün tek kalonada abi. Daha ne istiyorsunuz siz ya? Allah bunları unutma Sinan. Bunun yarını var bu işin. Bir abi de yarını sen de var. Kendin destek. Yarın destek da Beşiktaş Trabzon maçı var. Sen de kendin destek tweet yapmışsın. Ya ironi diyorum yaptım. Sen anlamıyor musun ironiyi ya? Ben ne bileyim abi. Ben o kadar zekam olsa ben. Yani koşu mesafesinde ya. Çok üstteyiz. Evet. Top bizde daha çok kalmış. 3 tane yemişiz. Gökmen abi sen ne anladın? Ya 3 tane yemiş, ne anlatıyorsun sen ya? Hiç ya, böyle şey oldu. 3 tane, 3 tane yemiş. Kendi sahasında 3 tane gol yemiyor. Abi 5-3 tane yemiş ya. Kardeşim, ne anlatıyorsun sen ya? 5-3 yutmez mi abi? Ya Allah Allah. Kaçırdıklarını atsa 5-3 bitecek hafı. O da o zaman Kameni de 2 tane ilk yemiş. Köşeden çıkarmasa Murat'ı. Yalnız ben bugün. 4-0 olacak. Yalnız Akhisar'ın sol beki kim? Ömer Bayram. Helal olsun. Muhteşem bir çocuk. O nerede? Muhteşem. Kayseri Spor'daydı. Ya Muğdat'ı tutamadılar. Muğdat'ı ya. Ömer Bayram harika. Messi gibi öyle Ömer sanki. Ömer var ya. Mustafa Yumlu. Bak. Mustafa Yumlu'yu tebrik ediyorum. Müthiş oynadı. Ömer aynı şekilde. Topla da çok iyi. Mutaf. Ondan sonra... Mutaf. Ben beceremiyorum işte. Söyleyemiyorum. Türkçem benim. Güzel olsun. Lazım ben. Dilim dönmüyor. Neyse. Ama Apo hakikaten
yönetime ve Aykut Kocaman'a desteğinden dolayı tebrik ediyorum seni. Ciddi oğlum, o millet yani bak hep bu senin başının altından çıkıyor. Sonra sana salak dediğim için bir şey yapmadım. Özür diliyorum. Özürümü geri aldım. Efendim ablacığım. Tamam. Ertem niye gülüyorsunuz ya? Abla arıyor bak, tamam, ben karışmıyorum. Tamam. Ertem niye gülüyorsunuz? Sinan abiciğim ben demiyorum. Abdülkerim abi sadece ablamla söylüyor. Şimdi şakayı söylüyor. Bırak. Şimdi kısa bir şey Ahmet Hoca'nın bir tweet'i var. Ben kısa bir şey söyleyeyim. Sana şimdi çok uzun vereceğim. Hayır şunu söylüyorum. Bu tweet'teki bir ironidir. Bunu anlamayanlara zaten tabii benim söyleyecek hiçbir şeyim yok. Ya bunu gerçekten anlamayan var mı? Ya bana diyorlar ki Aziz Yıldırım'dan, yönetimden, hocadan para mı alıyorsun? Şaka yapma ya. Vallahi destek yazdığım için ya. Lanet bir slogan var ya, hep destek tam destek. Bağırın, sen de anlamadın kardeşim. 5 de yesek 10 de yesek. İroni alın, buyur abi. Al işte aklı başına avukat, hukukçu. Beşiktaşlı değil mi? Değil, Fenerli. Fenerbahçeli kardeşlerim. Kendinizi çok üzmeyin. İstatistiklere baktım, koşu mesafelerinde Akhisar'ın çok üzerindeyiz. Yönetimi ve hocaya destek tam destek. Niye gülüyorsun? Hani ciddiye almıştın. Niye gülüyorsun? He? İroni yaptığımı hayır, sana bir şey yaptım. Ya Gökmen abi sen bir şey demeyecek misin? Peki ben sana bir şey söyleyeyim. Hakikaten bunu şimdi sen nasıl ironi tamam da kabul ediyorum da. Çünkü öyle yani, diyorlar. Canım kardeşim. Çünkü hocamız var bizim diyor ki. Peki ben. Diyor ki ben koşan, çok koşan oyuncuları oynatırım diyor. Benim için diyor önemli değil. Önce rakibi önlem alırım diyor, anladın mı? Sonra bir baktım diyor maç elden gidiyor. Son dakikalarda herkesi sokarım diyor. Anladın mı? Baskı kurarım. İşte kuruyorsun olmuyor. Ahmet Hoca 45 dakika. Ya, şimdi haklı. Bir dakika. Aykut Kocaman haklı. 3 tane de yazıyor gibi değil. Bir dakika. Hocam sana yapayım mı? Yap. İroni kisvesi altında aslında galiba hafta içi Fenerbahçeli dostlardan, taraftarlardan gelen sana yoğun tepkinin bilinçaltı etkisinde kalarak kısmi ironi, kısmi ciddi bir savunma mekanizması tweet atmış. Buyur. 30 senelik arkadaşını kırıyorsun. Evet. Buyur. Al işte. Al. Hocam seni çok severim ama. Al ben de aynısını anladım diyorum. Eğer bu yorumu ciddi yapıyorsan... Senin de Allah cezanı versin. Eğer bunu ciddi yaptıysan, bu analizi ciddi yaptıysan sen de yani pes. Dünyanın en zeki adamı bilirim seni. Ya hocam sen beni tanıyorsun. Ben tepkiden, eleştiriden korkar mıyım? Üç tane zibidi beni eleştirecek diye. Üç tane çakal, paralı, kendini satmış adamlar. Belki çekinmişsindir o anda stresle falan böyle. Beni eleştirecek de ben, kardeşim ben bu koşu mesafelerine çocukluğumdan beri uyuzum. Koşu mesafesi de 11-2 koştu da 14 kilometre 200 metre koştu da. Mini mini bir kuş ne? Sen bir tweet atmışsın mini geliyor şu anda. Konuşun çocuklar, söyleyin Onur Bey'e. Ne o? Hocanın mini mini kuşu. Ayıp ya. Necati voleye attığım şeyi gör. Evet. Hocanın kuşu. Bu pardon, ne ya abini? Mini mini bir kuştu, çok hoştu. Ramiz köfte kıyma yaptı. Ne anladınız bunu? Ne yapıyorsunuz abi? Al işte. Al. Ya bizi milletin diline düşürüyorlar. Kardeşim ben çok net konuşuyorum. Ben çok net konuşuyorum. Geçen hafta şampiyonluğun ciddi adayıyken bu akşam hesapta olmayan bir mağlubiyetle çok kötü goller yiyen. Tamam baskı var, ikinci yarı beraberliği yakalayabilirdi, hatta galip gelebilirdi filan. Mini mini kuş olarak kimi kastediyorum? Tabii ki minik kanarya, sarı kanarya, Fenerbahçe'yi. Ramiz köfte derken de işte Manisa, Akhisar. Onu kastediyorum. Bu bir ironi. Bu bir sanat. Bir şey söyleyeceğim sana. Abdülkerim Durmaz kardeşimin tweetini getirir misin? Kaç insanlar nasıl anlamış? Ben anlamıyorum. Şimdi bir arkadaşım. Bir getirelim ekrana. Kaç tane retweet mi diyorsunuz? Evet retweet. Kaç retweet var? Kaç almış? Bir bakın bakalım. Bir görelim. Bir dakika ben de bakacağım şimdi. Bir bakın bakayım. Abdülkerim abinin. İnsanlar nasıl anlamış? İnsanlar nasıl anlamış? Abdülkerim abinin tweet'i kaç? 6700 kişi like etmiş, pardon. Evet. Twitter'da. Öyle mi? Buyur abi, insanlar nasıl 1682 anlamış? Retweet. Evet. 7846 buyur. Beğeni. Evet. Buyur. 7850 buyur oldu. Abi herkes öyle anlamıyor. Öyle anlamadı hocam. Kardeşim. Ben de öyle anladım. Abdülkerim bak, abinin üstünde de ben varım. Yani buyur. Şeyde, tweet'te. O buyur. Anlamda şimdi bak, buna da ironi yapsan Apo. İroni yok abi. Bir gülücük koyarsın. Ben anlamıyorum hocam o işlerden. Sarı bir gülücük koymak falan anlamıyorsun Apo. Hocam, ünlem 3 ünlem var. Hocam ben tweet'i... Ünlemin hemen yanında sarı var. Sarı kafa. Hocam şak şeytanlık yapma. Ben hocam bu tweet'i, Fenerbahçelik bugünlerde tweet'i, belli olur. Tweet'i evde atarken söylediğimi biliyorsun, benim yazmadığım. Ben söylerim. Biliyorum. Evde çocuk... Hocam. Ben beceremem böyle Fenerbahçelik bugünlerde belli olur. He? Fenerbahçelik bugün de belli olur.
Tam kritik. Oğlum ben 58 yaşındayım. Ben 58 yıldır Fenerbahçeliyim. Ne bugün ya? Destekleyeceksin. Bugün ne kardeşim? Ama bugün çok ya önemli. Biz destekleye destekleye bu hallere geldik. Biz destekleye destekleye sizin gibi insanların ağzına düştük. Abi kusura ne yaptık ki yani. Biz? Kusura sen karşımıza bakmayın. Geldin. Yıllarca burada kahve içtin. Biz bir şey dedik mi sana? Köpürte köpürte. Ağzımızı açtık mı? Ama evet. Bak şu tweet... Hakikaten tebrik ediyorum. Bugün beni doğruluyorsun. Destek. Fenerbahçe takım bugün. Hakikaten mücadele tabii siz sadece gole bakıyorsunuz. 3 tane yemiş, 5 tane atabilirdi. Kaçırdı, olmadı. Futbol bu. Ama bugün çok mücadele etti. Gırgır söylüyorsam şerefsizim bak. Mücadele bak hakikaten gırgır geçmiyorum ya. Fenerbahçe takımı tek kale. 65-35 top yüzdesi. Ya Fenerbahçe'nin defansı var. Defansı 4 tane adam. Abi o ayrı. Muğdat diye ufacık bir çocuğu durduramadılar abi ya. Fenerbahçe'nin zaten oyuncu kalitesinin. Bu adam. Muğdat'ın fotoğrafı. Bu adam daha 4-5 sene önce Nazilli Spor'da oynuyordu. Evet. Ben tanırım. İyi de futbolcuydu. Küçümsemeyin hocam. Hayır. Kardeşim tamam adamı durduramadılar diyorum. Geç evvelki sene de Balıkesir Spor'daydı falan çocuk. Anladın mı? Bu adamı yani durduramadılar ya. Yerlerde o. Ne o? Peki bir Çin'in şey milli takımının sağ bekiymiş. İsla. Yerde. Üstünden geçiyor. Arkadan Nöştatar'ı geçiyor. Tırmalıyor. Fenerbahçe'nin defans hocama şu çok güzel oynadılar diyor. Şu teze katılır ayıp mısın? Ayıp ya. Ayıp ya. Okan Buruk. Yazıklar olsun ya. Okan Buruk'un tribünde olması. Takımı yukarıdan iyi analiz etmesi. Bu da bir fark yaratıyor mu sence? Ya şimdi Okan'ı çok severim. Yani böyle bir... Ya orada da olsa, belki de orada olması hayırlı oldu. Kulübe de olsa daha saçma sapan şeyler yapacaktı. Belki de karışmadı bir şey. Bu arada enteresan bu, bir durum var. Bu şey olur mu Allah aşkına? Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, eski teknik direktör Igor Tudor, Akhisar maçından sonra Malatya Spor'la karşılaşmışlardı. Malatya Spor Galatasaray'ı mağlup etmişti ve Galatasaray'da Igor Tudor'la yollar ayrılmıştı. Ha. Fenerbahçe bugün Akhisar'la karşılaştı. Mağlup oldu. Önümüzdeki hafta Aykut Kocaman Malatya deplasmanına gidiyor. Bir şey olmaz. Aykut Hoca'nın tacı mı varmış? Tacını mı çalmışlar? Bir şey olmaz. Bir şey okudum ben bir ara. Tacımı verin. Tacı aldılar. Taç hırsızlığı falan diye bir şey okudum ben. Taç. Yani Volkan Demirel taç. Beşiktaş maçında taç. Ne taç? Beşiktaş. Taş neydi? Taş. Beşiktaş maçındaki taç meselesi var ya hani. Taçtan. Ben de anlamadım. Yemin ediyorum. Ne olduğunu söyleyeyim taş mi? Diye okudum zaten ben. Sen sonra bana kızıyorsun sana bir şey söyleyince. Hayır. Taç çalınmış. Taç. Hocam bunu taça çabuk kullanmışlar. Ya. Evet. Taça çabuk kullanmışlar. Bir taç hırsızlığı demişler. Akhisar maçından oraya dönmüş. Var. Bakın maçtan sonra var. Aykut Kocaman'ı dinleyin. İzleyelim. Dinleyin. İzle. Hazır mı? Aykut Kocaman'ı bir dinleyelim arkadaşlar. Tacını çalmışlar. Aykut Kocaman tacını getirin. Hazır. Sinan senle başlayalım. Perşembe akşamı söylediğiniz bir söz vardı. Rakiplerle olduğu kadar içimizde de mücadele ediyoruz. İçeride bütünlük yok sözünüz vardı. Ve buradan ileriye gitmediniz. Sanki dilinizin ucunda bir şeyler var söylemek istediğiniz. Bir şey söylemek ister misiniz? Hayır, bu konuda söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Sadece şanssızlıkla ilgili değil. Bir bunu sormak istiyorum. Bir de hocam ikinci olarak rakibiniz salı günü oynadı. Siz perşembe günü oynadınız. Bu karar... Bugünkü oyunda ve skorda etkili oldu mu? Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. %1 mi denebilir? %5 mi denebilir? %100 mü denebilir? Bilmiyorum. Yani bunun yüzdesini bilme ihtimaline, bilgisine sahip değilim. Kimse de değil. Etkili oldu mu derseniz etkili oldu. Ama burada konuşmalarımın hiçbirinde bütününe bakıldığı zaman şu ana kadar yani bu yorgunluk ya da fikstürle ilgili bir mazeret öne sürmenin bir anlamı yoktu. Oyundaki handikaplarımızı anlatmaya çalıştım. Yapamadığımız şeyleri anlatmaya çalıştım ama etkili mi oldum diye sorarsanız hem de çok etkili oldu. Olmaz mı? Yani aslında iki maçı da etkiledi. Hem Beşiktaş kupa maçını da etkiledi hem de buradaki maçı etkiledi. Çünkü iki kadroyu kurarken özellikle ortaya çıkacak yüksek enerjiyi aynı zamanda yüksek değil, aynı zamanda şiddet de içeren yani koşularla, sert koşularla şiddet de içeren enerjiye rakiplerle daha fazla temas edecek enerjiye ihtiyacımız vardı. Bugün bu konuda özellikle ilk 20 dakika, 25 dakika gol olana kadar ki bölüm demek lazım buna. Bizim için çok zayıf olduğumuz bölümdü. Zaten maçı kaybetmeye doğru giden yer bence en fazla burası oldu. O konuda çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Söyleyeceklerimi söyledim. Çok da net bir şekilde, açık bir şekilde her türlü düşüncelerimi aktardım. Yani şu anda açıkçası çok fazla konuşmanın anlamı yok. Hakem konusuna daha girmeyeceğim. Yani nerede ne oluyor anlatmanın. Çünkü şu andaki durum, şu an durumu toparlama dönemi çünkü. Sinan
Futbolda pozisyon gereği kırmızı kart görüyor futbolcular. Ama geçtiğimiz haftaya baktığımızda özellikle Alper'in gördüğü kırmızı kart, ardından Volkan'ın gördüğü kırmızı kart ki siz sağ içine kadar gittiniz, kendisini defalarca uyardınız. Kırmızı kart gördü. Fenerbahçe hem o maçı kazandı, kaybetti. Bir de bugüne yansıdı belki de. Hemen çünkü o pozisyondan sonra kaleye gelen ilk top gol oldu Kaan'ın pozisyonunda. Size haksızlık etmek istemiyorum aslında hocam. Hani otorite boşluğum var demek istemiyorum ama bu sorun nasıl çözülecek hocam? Yani futbolcularla aranızda bir kopukluk mu var? Nedir yani bu işin? Yani işi bu tarafa doğru, yani özü falan yok. Bu işi bu tarafa doğru götürmenin anlamı yok. Çok gergin bir ortam vardı. Bu gergin ortamda önce şunu söyleyeyim. Ya ben bir şey olduğunu tahmin etmiyorum. Yani bu o kadar değil yani. Futbolcularla ancak bir taraftan da bu kırmızı ve sarı kartların, sarı kart cezaları ve kırmızı kartların aslında o da bitmişti de bu son dönemde yine bir anda oldu. Bu sezon bireysel hatalar olduğu gibi, saha içi bireysel hatalar gibi davranış hataları olarak da hakikaten özel bir sezon olduğunu gösteriyor. Olumsuz anlamda özel bir sezon olduğunu gösteriyor. Önce doğrusunu söyleyelim diye başlamıştım sözü. O tarafını söyleyelim. Yani anlaşılır ve affedilir bir durum değil bu bir kere. Birincisi bu. Yani tekrar tekrar izledikten sonra, davranışları izledikten sonra hani bunu anlayabilmek mümkün değil. Hani özellikle kaleci Volkan'ın yaptıklarını maçın içindeki anlamak hakikaten çok zor. Anlamlandırmak da çok zor. Yani Alper'i ne kadar kabul etmesem de bir yere kadar anlık bir şey olduğu için anlayabiliyorum. Ama Fırat Aydınus'un belki maç boyunca bizim lehimize verdiği tek olumlu karar Volkan'ın daha evvel atılmamasını sağlamaktı. Takım kaptanı, benim futbol hayatım kadar neredeyse Fenerbahçe'de oynamış bir insanım. Hiçbir şekilde anlayamıyorum, anlamlandıramıyorum yani yaptığı hatayı. Çok 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 yazık. Diğer taraflara çok fazla girmenin anlamı yok. Anlık olduğunu düşünüyorum ben bunların. Anlıklarla ilgili de zaten bir problemim de yok. Bu oyun bir hata oyunu. Zaman zaman refleksler olumlu olumsuz olumlu şeyleri de yaratabildiği gibi öğrenilmiş o tepki verme hali olumlu şeyler yaratabildiği gibi zaten zaman zaman olumsuzluklar da yaratabiliyor. Bunlardan bir tanesi Alper'inkiydi. Kabul edilmez. Turu alıp da gelme şansına sahiptik. Ciddi bir psikolojik avantaj da sağlama durumuna sahiptik. Hani aynı şeyi Hasan Ali için de söyleyebiliriz. Yani maçın 3-0 bittiği anda hiçbir şey yok ortada. Ve sarı kart, ondan sonra Beşiktaş maçına uzayan serüven. Anlık olan şeyler, refleks olan şeyler için bir şey söyleyemem. Herkes bu hataları yapıyor. Ben de futbol oynarken bu tip benzer hatalar yaptım. Başka bir şey. Ama tabii kaptan Volkan'ın ki bu pek anlık bir hataya benzemiyordu. Hocam bir de şeyi soracaktım. Fenerbahçe Süper Lig'de bu sezon oynadı ve geriye düştü. Hiçbir maçı kazanamadı. Bu sorun nasıl çözecek? Buna nasıl bir yanıt verilebilir açıkçası bilemiyorum. Yani bunu çözmek için sahada biraz evvel oyuncular büyük bir efor ve çaba sarf ettiler. Ama top dönem dönem gol yeme şeylerinde de hallerinde olduğu gibi bu seneki bir sezon bir daha yaşanmayacak mesela çok net bir şekilde. Burada olsam da olmasam da sezonlar boyunca Fenerbahçe'de görecek ki bu sene gibi bir sezon bir daha kolay kolay hemen hemen herhalde bir 10-12 civarında kaleye gelen maçta ilk topun gol olduğu, kendi kalesine gol atma sayısının bu kadar çok olduğu, son pas verme sayısının çok olduğu bir sezon olmayacak. Bunun gibi aynı şekilde hani maç çevirememe hali, yani bunu nasıl söylenebilir, ne anlatabilir bu konuyla ilgili çok, yani çünkü spesifik bir yanıtı yok. Yani söylemek istediğim bu. Hani oyunu çevirmek istemiyor mu oyuncular ya da antrenör ya da benzeri şey mi, öyle bir şey yok ama bazen olmuyor bazı şeyler.